alandan işte jandarma ve kolluğun zor kullandığı, darp ettiği, enkaz başında bekleyenlerin darp edildiğiyle ilgili başvurular geldi. Bunlarla görüşmeye gittik. Aldığımız başvurular oldu. Bu başvuruların birçoğu göçmen ailelerden geliyordu. Kolluk bir kısmını hırsızlık ya da işte evlere girme gibi meselelerde yakalayıp darp ediyordu. Bir kısmı ise yabancı şehirlerden, başka şehirlerden gelen yabancı kökenli vatandaşların burada enkaz altında olan yakınlarını kurtarmak için enkaz başında beklerken kolluk tarafından durdurulduğunu, indirilip doğru düzgün bir şey sorulmadan darp edildiğini, kaba dayak yediğini vesaire anlatıyorlardı. Yeni bir başvuru geldi. Buranın Altınözü ilçesinden sabahleyin evinden gözaltına alınmıştı 6 kişi. Bunlardan 2 tanesi Ahmet Güreş ve Sadı Güreş'iydi. Bu iki kardeşten bir tanesi, detaylarını daha önce anlatmıştık. Altınözü Jandarma Karakolu'nda işkenceyle hayatını kaybetti. Ahmet Güreş 27 yaşındaydı. Abisi Sabri Güreş'i 37 yaşında. O da gözaltında ağır bir şekilde yaralandı. Hastanede tedavisi edildi. Sonra şüpheli olduğu dosya kapsamında serbest bırakıldı. Buraya gelen 3 tane başvurumuz var. O yeni yabancı kökenli vatandaşlardı onlar. Onlar da işte kolluk tarafından enkaz başında işkenceye uğramışlardı. İşkence gördüklerini söylüyorlardı. İsimlerini söylemiyorlar. Herhangi bir başvuru ya da şikayet yapmıyorlar. Çünkü deport edilmekten korkuyorlar. Geçici koruma kimlik belgelerinin iptal edileceğinden korkuyorlar. Bunlar bize yansıyanlar ama alanda irtibatta olduğumuz birçok dayanışma koordinasyonu var. Orada da hukukçu arkadaşlar var. Birlikte birçok bilgi alışverişi yapıyoruz. Onlara da yansıyan bir sürü yine işkence, kötü muamele, darp meselesi var. O halin böyle bir şeyini görüyoruz. Bize direkt yansıyan. Bir de işte sokaklarda görüyoruz. Plakasız kolluk araçları, bazı yine plakasız sivil araçlar ama içinde işte kolluğun gezdiği, sokakların hepsinde neredeyse uzun namlulu jandarma personelleri ve polis kuvvetleri geziyor. Herhangi bir şüphe olmaksızın bazı arabalar durduruluyor. Biz işte gün içerisinde diğer koordinasyon merkezlerine gidip getirilirken neredeyse bazen 2 kilometre yol içerisinde 3-4 defa durduruluyoruz. Herhangi bir şey söylenmiyor. Arabada işte kadın birisi varsa serbest bırakılıyor ya da işte durduruluyor, indiriliyor falan. Böyle uygulamaları görüyoruz fiiliyatta. İlgili tabii ki buradaki başvurular bize geldikçe biz kolluk vesaire insan hakları anlamında ne yapmak gerekiyorsa, başvuruyu takip etme anlamında ne yapmak gerekiyorsa biz yapıyoruz. Ama burayla çözülecek bir şey değil. Siyasi parti, sivil toplum kuruluşları ve örgütlerinin bununla ilgili o halin kaldırılmasıyla ilgili çalışmalar yapması lazım. Meclis henüz çalışmaya başlamadı. Ertelendi sanırım bir hafta. Mecliste gündemleştirilmesi gerekiyor. Burası bir afet bölgesi. Afet ilan edilebilir ve afetin sağladığı şeylerle, yöntemlerle aslında o halin araçlarından faydalanabilirdi. Burada ürkütücü bir ortam var. Bu ortamın sonlandırılması gerekiyor. Plakasız kolluk araçlarının gezmesinde herhangi bir şey yok yani. Bir kolaylama yok. Onların ortadan kaldırılması gerekiyor.